Kerem geldi. Kusura bakmayın, beklettim. Aşkım nasılsın? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum ya? Evleneceğim kadını öpüyorum. Ne var bunda? Aa, tabii canım, ne olacak? Bizim kız biraz yabani ya. Buse, nasılsın? Hiç selam vermiyorsun. Ha? İyi. Yengeciğim, siz nasıl... Yengeciğim dedim ama... Bir daha de. Diyebilirim değil mi? De. Kurban olayım, gel de. Anneciğim, siz nasılsınız? Öpün. El öpenlerin çok olsun. Damat Ferit. Ferit, Kerem aslında ama... Aa, annem seni artık öyle belledi. Yapacak bir şey yok. Rahmetli Tarık Akan yani. Hadi yine iyisin, seni sevdi. Ben eve gelin geldiğimden beri bana Suel'ın diyor. Suel'ın? Yelda abla, sen buraları beğenmedin galiba. Bak, zaten sinirlerim tepemde. Bir de sen üstüme gelme, Allah aşkına yürü Hülya. Hayır yani, yaşadıkları mahalle iyice kenar. Buralar yine iyi, ben o yüzden şey ettim. Hülya, sen yalnız mı geldin? Sizinkiler nerede? Buraya araba girmiyormuş diye ben önden geldim de annem ve yengem geldiler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay, kafi canım. Sen çok güzelsin. Melahat ben. Rahmetliyle sizin düğüne gelmiştik ama çok zaman oldu. Sağ olsun Muhsin, önüne geleni düğüne çağırmıştı zaten. Şu meşhur Ayşe sensin demek ki. Merhaba. Kızım, öpsene annenin elini. Yok yok, gerek yok. Ayrıca öyle anne falan da demeyelim. Bundan sonra Yelda Hanım denilecek. Peki Yelda Hanım, benim bir tane annem var zaten, annem. Yani zaten başka bir anne arayışı içinde değilim. Sağ olun. İyi o zaman, tanışma faslı da bittiyse alışverişe geçelim. Heh, olur mu? Buyurun, içeride birkaç tanıdık outlet var. Ucuzcu yani. Seçin, beğenin, alın. Hepsi marka. Heh, buyurun. Yalnız benim bir tane oğlum olduğu için buradan alışveriş yapmıyoruz. Beni takip ediyorsunuz. Aa, ama bir baksaydınız. Hadi Hülya, hadi. Hadi. Yolarım ben bunu, saçını başını da. Neyse. Düğüne kadar dişimizi sıkacağız artık. Yapma kızım ya. Ayşe güzeliz. Ay Yelda abla. Avam olduklarını biliyordum da bu kadarını tahmin etmiyordum. İyi işte. Sen de mutlu ol değil mi? Cemiyet hayatında arkadaşın yoktu, sana da arkadaş çıktı. Sen bana laf sokana kadar cemiyetteki o arkadaşlarınla gelinle dünürü nasıl tanıştıracaksın onu düşün. Hayır, ne olacağını sanıyordun ki? Beni zorla evlendiriyorsun. Annem seni baş tacı mı yapacaktı? Ya ben seni zorlamasam, kör küçük aşık olup evlensek senin annen yine böyle davranırdı. O kadar emin olma. Ay yok, ben o kadar eminim ki. Sen beni seviyorsun veya sevmiyorsun diye annem böyle yapmıyor ki. Beni sana yakıştırmadığı için böyle davranıyor. Yelda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaki hanımlarla biz alışveriş yapacağız. Yardımcı olursanız seviniriz. Tabii ki. Buyurun lütfen. Benim iki burguyu iki bozdurmuşuz. Yoksa buradan zor çıkardık ha. Fazla bir şey almayalım. Belki onlar da almazlar. Neyse, biz annemi boş verelim de biz yavaş yavaş birbirimize ısınmaya başlayalım. Yakında evleniyoruz sonuçta. Ya, dokunmasana. Evlenince ne olacak sanıyorsun? Aa, sen bunları hiç düşünmedin. İyi, ben sana anlatayım bak. Madem ciddi ciddi evleniyoruz, o zaman her şey ciddi ciddi olacak. Ben öyle şaka, oyun falan dinlemem. Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anlasana artık ayrı dünyalar. Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Hey. Anneciğim nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Canım benim. Yengem maşallah.
Ben bir Yelda Hanım'lara da göstereyim. Göster kızım, göster. Ha? Geliyor şükür. Nasıl olmuşum Yelda Hanım? Şöyle bir dön bakayım. Dön, dön. Ay senin bir belinde kalınlık falan var, bir şey var. Yani yok. Benim belim incedir. Hatta elbise biraz bol bile geldi bak. Yok yok, sen bir garipsin. Zaten bir gariptin de ne bileyim, böyle daha bir garip olmuşsun. Hangilerini seçtiniz? Şey, ben bunu çok beğendim. Hı-hı. Bu olacak. Bir de annemin elindeki mavi olacak. Onları tamam. Çok beğendim. Ben bunu beğenmedim. Bu olmadı. Bu olmayacak. Şurada seçtiğim bir mor vardı. O olacak ve o mavi olacak. Yani o mor pek benim tarzım değil. Ayrıca mor biraz yaşlı işidir ya, o yüzden onlar olmaz. E sen de bizim tarzımız değilsin. Ama allem ettin, kallem ettin. E şimdi alıyoruz seni. Hı? O morlu o mavi olacak. Peki, yerden. Görüyor musun? Dil pabuç. Müstakbel karımın yardıma ihtiyacı var mı? Teşekkür ederim, ben hallederim. Bak bak nasıl anlaşıyorlar, maşallah. Vallahi anlaşıyorum. Fermuar açma, kopça açma. Bak bu konularda ustayımdır. Elim o kadar hafiftir ki kopçayı açarım böyle. Bir hafifleme gelir. Anladım, tamam. Evlenmeden olmaz diyorsun yani. Tamam, beklerim. Şunun şurasında ne kadar kaldı ki? Sen bir tuhafsın ya. Pislik. Yemin ederim kendimden soğuyorum ya. Ne yapıyorsun gelin? Dua okuyorum anne, dur. Niye? Anne bizi ödetmesinler diye ya, horoz da adadım. Ödetmezlerse yeminle kesip kan akıtacağım. Ay ya seni. Hadi kalk kızım, gidiyoruz. Kalk. Hadi. Keremciğim hadi. Şimdi kız tarafının aldıklarını biz ödeyeceğiz. Bizim aldıklarımızı onlar ödeyecek. Değil mi? Adet öyleydi. Hı? Tabii. Merveciğim. Bunların aldıklarını bize fatura edersin. Hadi. Anne vallahi bulacağım ben bunları. Anne bir saniye. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Yakıştırıyorlar ya kendilerini bize. Bizimle aşık atıyorlar ya, ödesinler. Ay vallahi Kerem, sinirlerim çok bozuk. Bak sen hallediver şu işi, tamam mı? Ben daha fazla dayanamayacağım, gidiyorum. Yılan. İnşallah bileziklerin parası yeter. Benim sütyende var biraz. Sen ne kümlücü kızın kız. Anne bu kadar parayı kim ödeyecek? Ya hani sütyende vardı. Anne benim sütyende o kadar burgu olsa adım mahallede Samantha Fox Nazmiye'ye çıkardı. Dur. Ebru Hanım, bir bakabilir misiniz? Buyurun Kerem Bey. Yok anam, yok. Çok fazla para lazım. Dur ben Rıza'yı arayayım da mahalleden artık borç aç bir şey bulsun. Ben hemen ilgileniyorum. Teşekkürler. Merhaba. Faturanızı bir kontrol edebilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Evet, hesaplarda bir karışıklık olmuş. Lütfen kusura bakmayın ama ben hemen hallediyorum. Ya daha fazla çıkarsa? Ha kızım, sen git Kerem'in yanına git. Biz hallediyoruz yavrum. Buyurun, yeni faturanız bu. Oldu mu? Benim bir burguyu kurtardık anne. Teşekkürler. İyi günler de kullanırsınız. Ne haber? Sevimsiz.
Gel anneciğim. Geriyesine ne kadar? Nereye kadar bu pembe rüyalar?